Anneanne, ben senden bir şey isteyebilir miyim? Ay tabii kızım, iste. Herkesi peri yapar mısın? Babamı, eniştemi, herkesi. Toprak, hayır. Aa, durun kızlar. Torunum ilk defa anneannesinden bir favör istedi. Lütfen anneanne, babamlar peri olursa çok mutlu olursun. Hiç de fena fikir değil. Anne sakın. Onları dondurdum. İyi yaptın. Hemen başlayalım mı? Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü bu sihir çok uzun sürüyor. Çilek, hala mı çalışıyorsun? Ya hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi çalışsan o kadar şey öğrenecek misin sanki? Tahtaya kalkarsan bana kopya verir misin? Ben de bir şey bilmiyorum ki. Üf, ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı. Sıfır almaya razı mı olalım? Bence dua edelim. Öğretmen bizi kaldırmasın. Bence de. Lütfen öğretmenimiz bizi sorucuya kaldırmasın. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Dua ediyoruz. Sözlüğe çalışamadık. Oh ne güzel. Ben de size öğretmene söyleyeyim de ilk sizi kaldırsın. Hele bir yap. Yapacağım, yapacağım. Barış, sen ne biçim arkadaşsın? Eğer öğretmene söylersen sıfır alırız. Bana ne, bana ne? Demek bana ne? Ben şimdi sana gösteririm. Pis şımarık. Bana ne yaptın? Yok ettim. Öğretmen sorarsa da kayboldu deriz. Sen büyücüsün. Ona büyü yaptın, gördü. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Ya bakın, açıklayabilirim. Yok yok, en iyisi bütün olayları unutturayım. Ama o şeyi nasıl oldu hatırlamıyorum ki. Çocuklar, neyiniz var sizin? Şimdi bu sihir babamı peri mi yapacak? İstersek bütün fanileri peri yapabiliriz. Aa, burada neler dönüyor böyle? Baskın be senin de. Aa, ödümüzü koparttın. Evet yani Çilek. Siz ikiniz burada ne sihir yapıyorsunuz? Ay, sır saklar mısın? Tabii ki anneanne, peri sözü. Babanla Yavuz'u peri yapıyoruz. Anneannem mutluluk sihri içmiş. Ne istersek yapıyor. Evet, toprak benden bunu istedi. Benim de işime geldi. Biz herkesi periye çevirirsek annemler bunu almak ve beraat yüzünü çıkart ederler. Ve biz de onların sihirlerini ellerinden alırız. Bu en kolay sihir. Bak. İşte sihirlerini ellerinden aldın. Onlar artık birer fani. Biz niye böyle izlemeyecekler mi? Aa, deseler bile ne olacak, ne fark eder ki? Onlara ne periyan duyabilir ne periliçe. Yani şimdi sanki şöyle bir şey oluyor. Dünya tersine dönüyor. Periler fani, faniler peri oluyor. Aşağı yukarı öyle. Şimdi ben 1, 2, 3 deyince kazana üfleyeceğiz ve bütün tanıdıklarımız peri olacak. Tamam mı kızlar? Tamam. 1, 2, 3. Toprağa uyup hiç kimseyi peri falan yapmayın.
yapmayacaksın. Yaptım bile. Ne zaman? Nasıl? Sizi dondurmuştum. Ay olamaz. Şimdi bütün bunları düzelteceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi. Betüş? Betüş, ben sihir yapamıyorum. Evet Eda, ben de yapamıyorum. Evet çocuklar, şimdi sözlüğe başlıyoruz. Acaba önce kimi kaldırsam? Ne yapalım hala, canım sıkılıyor. Oo, güzel sihir. Marketten döndün demek. Döndüm döndüm. Hadi Mehribe Hanım, içeri geçin de burayı temizleyeyim. Kalkmayacağım. İnat etme bak. İnadım inat. Öyle mi? O zaman ben sana yapacağımı bilirim. Sen periysen ben de periyim. Bir yere gitmeyeceğim dediysen gitmiyorum. Avni, şu havana bir şey yap. Dur bakayım. Aganda buganda, tanga maganda. Aa, sihirli aynaya ihtiyaç varmış. Tata! Hoppala! Taci, ne yapıyorsun? Sihir kitabına bakıyorum. Nasıl yani? Sihirle yani. Gözlerim mi bozuldu Dudu Hanım? İyi görmüyor musun? Eyvah! Bu da peri olmuş. Ben zaten oldum olası periydim. Aa, bakıyorum peri olmak seni çok mutlu etmiş. Ay ben bugün peri olmadım ki. Senin şu mutluluk sihrinden içtim, ondan böyleyim. Bir yere gidip biraz konuşalım. Geliyorum. Bir dakika, bir dakika. Hoş geldiniz Betüş Hanım. Ah, hoş bulduk Rozeciğim. Sizi ilk defa bu kadar yorgun görüyorum. Evet, çok üşüdüm. Sabah da arabaya çıkmamıştım ya, yürüyerek döndüm. Bir taksiye falan mı inseydiniz? İşte yanıma hiç para almamışım. Öyle mi? Sabah nasıl gittiniz o zaman? Canım işte sabah yürüyerek gittim dedim ya, araba yoktu. Şimdi de koşarak geldim. Demin yürüyerek demiştiniz. Ay Firuzeciğim ne fark eder, lafın gelişi öyle söyledim. Neyse hadi geçin, içeri ısının, kapıda kaldık. Sen nereye gidiyorsun? Yukarıda bir işim var, onu yapıp çıkacağım. Geç oldu. Kesin bu Firuze de peri olmuş. Bak şimdi gizli gizli yukarı çıkıp sihir yapacak. Ben bilmez miyim? Ay... Acaba yemek yaptı mı? Yapmadıysa yandık. Yemek yok. Hadi bakalım Fani Betüş. Görelim seni. Sabahtan akşama kadar küreden Tuğçe ile konuşuyor. Ondan sonra da burada unutup gidiyor. Bir gün Betüş Hanım görecek, al başına iş. Neyse ki ortada peri olduğumuzu ele verecek başka sihirli bir şey yok galiba. Gideyim bari. Ne yapmışım? Ayrıca gerek yoktu, ben yemek hazırladım. Olur mu Firuze, ben baktım hiçbir şey yoktu dolapta. İyi bakmamışsınızdır, görememişsinizdir. Bak bir daha bak. Ben bakarım, rica ederim. Firuze ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Şu an şöyle küçük bir krem girdi de. Ah, işte yemeklerimiz. Kıymalı patlıcan. Ve pilav hazır. Yanılmamışım. Sen de perisin. Ya Firuze, ben demek ki iyi bakamamışım dolaba. Ellerine sağlık. Ne? Şu temizlikçi ve dadı peri kostümü çıkarayım da öyle gideyim bari. Aa, Firuze, öyle kapının önünde üstünü başını sihirle değiştirme. Bir gün Betüş'e yakalanacaksın bak. Görmez görmez, merak etme. Hem biraz sonra bizim şatonun önünde Davut'la buluşacağım. O kılıkta gidecek halim yok herhalde. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Betüş Hanım fani olmasa kimse beni öyle dolaştıramaz ya. Neyse. Ay çok komiksin Firuze. Kız bari periçeyi söyle de seni şöyle güzellik perisi falan yapsın. Yapa yapa temizlikçi peri yapmış. Yazık. Alnımızda ne yazılıysa onu yaşayacağız kardeş. Ayrıca ben bu evde bu üç peri çocukla mutluyum. Hadi beni lafa tutma, baloya yetişeceğim.